benim dönüm noktam yüzmeye başlamak oldu. Çünkü bana kimliğimi katan, beni ben yapan ve kendimi ifade etme şeklim her zaman yüzme oldu. Sesimi duyurabilme sebebim yüzme, var olma sebebim yüzme. Yüzme olmasaydı ne yapardım bilemiyorum. Yaptığım işi aşkla yapıyorum. Yüzme tabii ki benim hayatımın en büyük amacı. Ben ne zaman kendimi yalnız ya da korkmuş hissetsem hep kendimi havuzda hayal ederim. Benim için başarı en iyi şekilde temsil edebilmek ve var olabilmek. Milli formayı giydiğim zaman o sorumluluk ve bilinç tamamıyla farklı. Şimdiden beni olimpiyatlarda destekleyecek bütün halkımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Üç yaşından beri yüzüyorum, 22 yaşındayım ve yüzmeden ne yapacağım bilmiyorum. 3 yaşında geçirdiğim bir boğulma tehlikesinden sonra çok sevdiğim suya bir korku, bir tedirginlik başlıyor. Bunu yenmek için de ailem beni yüzmeye yönlendiriyor. Ciddi anlamda düşündüğüm ve sevdiğim, yapmak istediğim, aşık olduğum spor yüzmeydi. Bunu da şans eseri mi diyeyim artık, ilahi bir güç mü diyeyim bilmiyorum ama çok küçük yaşta tanıştım ve bunun da çok büyük katkısını ve meyvesini de yedim. Ekibin yanından beri bir fiil yüzmekteyim. ...2005 yılında ilk defa lisansım çıktı. 2010 yılından beri de Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında sporumu icra etmekteyim. Hayatım havuzlarda geçti. Yüzme tabii benim öz disiplinimde ve hayattaki duruşumda çok ciddi rol oynadı. 3 yaşından beri yüzüyorum ve benim karakter ve kişilik gelişimde direkt doğrudan rol oynamış bir yere sahip. Yüzme benim kendimi ifade etme biçimim oldu yaşım ilerledikçe. Yüzme bu disiplini bana kazandırdığı için ve bu içimdeki rekabetçi duyguyu da ortaya çıkardığı için benim gelişimde çok ciddi rol oynadı. Bana kazandırdığı bu disiplin hayattaki birçok alanda bana çok ciddi avantajları sağlıyor. Yüzme benim hayatımın neredeyse çoğunu kaplıyor ve bununla ilgili bir pişmanlık ya da bir sıkıntım da yok. İnsanlar bana soruyor, Emre sürekli yüzüyorsun, sürekli havuzdasın. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bundan mutlu musun, mutsuz musun? Yüzme sporunun zorlukları her sporda olduğu gibi. Yani birçok şeyden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Bir şeyden fedakarlık ederek başka şeyler kazanıyorsunuz. Sporun doğasında stres ne yazık ki var. Stres doğru dozajda yönetebildiğin sürece olmalı da. Stresi yönetemezsen eğer bu sana geri dezavantaj olarak dönüyor, performansını çok ciddi etkiliyor.
stresi yönetmek adına kendimi rahatlatmak için motive edici biraz videolar ya da şarkılarla kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Sezon içinde esas unutamadığım zamanlar tabii ki oluyor. Unutamadığım ve gülerek sürekli hocamla münakaşa ettiğimiz, konuştuğumuz ve üstüne gülerek yorum yaptığımız olaylar. Sezonun en iyi dönemleri zirve dönemleri oluyor ve bunlar yarışa denk geliyor tabii ki. Üst performans aldığımız dönemler. Bu dönemlerden önce de vücut tabii yoğun bir antrenman programından çıktığı için antrenmanların hafiflemesiyle beraber esas zirve haftasına, yarış haftasına gelmeden önce 1-2 hafta bir afallıyor, bir kendine gelemiyor. O arada dinlenmiş olmanıza rağmen kötü hissediyorsunuz. Ben de oralarda hep korkuyorum sürekli. Çekince oluyor. Acaba bu sefer şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Hocam da sürekli bana telkin edici konuşur. ...2019 Ağustos ayında İstanbul'da kota aldım. Türkiye şampiyonasıydı. Kota aldığımı ilk öğrendiğimde gerçekten ciddi bir rahatlama geldi. Çünkü hani geçeceğimi biliyorum, katılacağımı biliyorum. Eminim bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama her ne olursa olsun onu bir yıl önceden almak ve direkt olimpiyatlara odaklanıp oraya hazırlanabilmek çok önemli gerçekten. Yüzme çok bireysel bir spor gibi lanse ediliyor. Bireysel bir iş değil. O bireyselliğin içinde çok büyük bir grup var. Çok büyük bir ekip çalışması, takım çalışması var. O ekip ve takım uyumlu olduğu zaman da zaten başarı geliyor. Tek başıma da değilim. Benimle birlikte ailem, benimle birlikte hocalarım var. Bana imkanları sağlayan kulübüm ve federasyonum var. Onların da emekleri var. Sizin gördüğünüz kadar yüzmemiz ve çıkışımız belki sonraki röportajlarla beraber maksimum 3 dakika. Ama bu 5 dakika için arkada harcanan yıllar var, dökülen terler var, yeri gelip dökülen kanlar oluyor. Derler ya sürekli gözünüzü kapatın da kendinizi rahat bir yerde hayal edin. Ben de hep kendimi oralarda havuzda hayal etmişimdir. O yüzden benim için havuzda olmak demek evde olmak demek. İlk kez olimpiyata gidecek olmak beni heyecanlandırıyor biraz. Ama heyecandan daha çok mutluluk var. Bu bir başlangıç benim için. Benim getireceğim başarılardan ilki diye ben bunu nitelendiriyorum kendi adıma. Milli formayla yaptığım hareketler, sergilediğim performans kesinlikle farklı ve bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu benim için rahatlatıcı ve özel bir şey, özel bir duygu. Milli formayı bugüne kadar birçok kez terlettim. Olimpiyat hariç dünyada katılmadığım yarış kalmadı. Olimpiyatlar benim için bir festival havasında geçecek. Çünkü tüm yüzme kariyerim boyunca buraya ulaşmak için çabaladım. Ve sonunda buradayım. Artık olimpiyatlara girdim ve orada elimden geleni izin yapacağım. Bu benim için stres yapacak ya da kasvetlenecek bir şey değil. Tam tersine kutlanacak, sevinilecek bir şey. O yüzden onun rahatlığı ve onun bilinciyle oraya gideceğim inşallah. Hazırlıklar olimpiyat için gayet sıkı ve iyi gidiyor. Artık son radde olimpiyatları temsil edeceğim. Bu benim için tabii ki çok ayrı bir gurur. Sorumluluğun da farkındayım. Orada da en iyi şekilde milli formayı terletmek istiyorum. Bir olimpiyat finalinde 8. olursanız başarısız değilsiniz. Çünkü dünyanın en iyi 8. sporcususunuzdur aslında. Şimdiden beni olimpiyatlarda destekleyecek bütün halkımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin, desteklemeye devam edin. Sizi seviyorum.